İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Şubat 2017 Finans Dünyası'na hoş geldiniz. Yine dolar TL kurunu bugün konuşacağız. Sanayi üretimi rakamı açıklandı bu sabah. Geçen hafta Cuma günü enflasyon rakamı açıklandı. Enflasyon rakamındaki gelişmeleri konuşacağız. FED tutanaklarını konuşacağız. Daha sonra uzun vadede Borsa İstanbul'da nasıl gelişmeler olacak bunu konuşacağız. Tabii ki Trump, altın fiyatları, borsadaki rally, Amerikan borsalarındaki durum. Bunların hepsini konuşacağız. Bugün konuklarım Doçent Doktor Evren Bolgun ve ekonomist Yeliz Karabulut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk seni. Çok teşekkür ederim benim davetimi geri çevirmediğiniz için. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Piyasalar yoğun biliyorsunuz. Biz de sürekli takip ediyoruz. Ben de biliyorsunuz ki ben para piyasalarıyla çok ilgiliyim. Özellikle evet, evet. Forex, FX. Tabii ki burada da özellikle dolar TL başımızı döndürdü diyebilirim son hareketleriyle. Bunları takip ediyoruz. Trump'ı takip ediyoruz. Trump'ı. Kime ne laf söyleyecek onu tabii ki fiyatlıyor piyasalar. Bunları takip ediyoruz. Trump'ı aynı zamanda enflasyon rakamlarını konuşacağız. Evet. Bugün sanayi üretimi rakamlarını konuşacağız. Türkiye ekonomisindeki durum aslında referandum nasıl etkileyecek? Referandum nasıl etkili oluyor? Bana dün sorular geldi. Referandum bekliyor musunuz Şevin Hanım? Referandum olmayabilir gibi sorular geldi. Aslında onunla da ilgili siz de konuş. Sen ne yapıyorsun Evren? İyiyim valla. Borsa ne zaman düşecek onu bekliyorum Şevin. Yani evet. Düşmüyor. Borsanın düşmesini bekliyorsun. Yani bilmiyorum, düşmesi lazım bence. Yani arada ya şöyle düşün, tamam, bir rasyonalite olduğunu çok tahmin etmiyorum şu hareketlerin. Yani diyeceksin ki yani piyasa her zaman haklıdır. Evet, tamam, her zaman haklıdır ama yani şöyle bir şey var ortada. Tamam, hani gelişmekte olan ülkelerle aradaki fark işte %40-42'ler civarına gelmişti. Yani borsa çok ucuzdu. Bu genel argüman, biliyorsun, piyasadaki argüman. Tamam, hadi onun 12'si falan kapandı. Dolar geriledi. Dolar bazında %20'nin üzerinde kazanç sağladı yabancı yatırımcılar. Ama yani elde baktığında şimdi referandum olacak mı? Bence olacak. Yani olmaması ihtimali zaten o da önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek ama ya 16 Nisan gibi zaten telaffuz edildi. Yani oradan geriye dönüşün olma ihtimali bence çok düşük. Olacağını düşünüyorum ben. Yani şimdi bir Fitch not düşürdü. Borsa %3 küsur çıktı değil mi o gün? Evet. Yani kredi notu indi. Diyeceksin ki veya deniliyor ki zaten beklenti satın alınıyordu. O piyasa fiyatlamıştı %90. Bir rahatlama oldu, bir belirsizlik oldu falan. Yani şimdi bunların hepsi piyasa jargonuyla söylenen şeyler bence. Benim hani genel yani resme yani böyle günlük yani bugün çıktı veya işte az çıktı. Yani %1'e yakın çıktı. Sonra hani geri düştü. Bunun muhabbetini yapmak istemiyorum o anlamda. Çünkü yarın öbür gün iki günde iner çıkar. Ama genel resimde ben düşmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Niye? Yani tamam, bu ortada siyasi anlamda bir işte belirsizlik var. Yani Nisan ayına kadar olacak hadisenin ne şekilde cereyan edeceği net değil. Yani sonuç birbirine yakın ya da işte artı eksi 1-2 puan üstte ya da aşağıda da olsa net bir durum yok ortada. Yani evet hayır durumunda. Dolayısıyla bu bence bir siyasi belirsizlik ve önemli bir yapı taşı olduğunu düşünüyorum Nisan için. Bir ikincisi de işte maalesef bugün de duyduk 4 şehit var galiba Elbap'ta. Yani o taraftan devam eden ve şeyi yani nasıl neticede bitecek diyoruz ama bitmiyor. Yani çok Astana şeyi görüşmesi falan. Yani orada bir ateşkesle birlikte o Suriye Savaşı en azından neticelenecek umudu vardı. Henüz o da yok. Dolayısıyla hani o taraftaki durum da biraz sıkıntılı. Şimdi bir elde ne var? Bir tek ben gördüğüm bankaların karlılığı var. Şeyin, yani herkesin gördüğü. O da bitti aslında. Yani geçmişi fiyatlamıyoruz aslında borsada, biliyorsun. Yani borsada yatırım yaparken geleceği fiyatlıyoruz. Yani ben şimdi bugünkü bankaların değeriyle ya da bugünkü karlarıyla, yani bugünkü dediğimizde aslında 31-12-2016 karlarına göre yatırım yapmam ki artık bu saatten sonrası için. Yani buradan 3-5 ay 6 ay sonrasına baktığımda o yaşanmış bir durum. Evet, fiyatlamalara, o da fiyatlamalara dahil oldu. İşte o yüzden bence borsa buralara kadar çıktı ve bir miktar da tabii yabancı yatırımcının da işte borsa o aradaki gelişmekte olan MSCI dedikleri işte o endeks arasındaki makas çok açılmıştı. O makasın ortalamaları zaten işte son yıllardaki ortalamayı söylüyorum. Yani 30'lara yakın olması zaten 28-30 gibi bir fark yüzde makul. Ya şu anda da oradayız. Yani o evet, bence köpük şu anda yapıldı. Bu, yani bu nereye getireceğim? Ben 90 bin ve üstü gibi bir rakamın çok irrasyonel olduğunu düşünüyorum endeks tarafında.
Ne bekliyorsun diyorsan işte yani seçime kadar olan şeyde yani referanduma kadar olan süreçte yani tekrar 82-83'ler yani 80 binlere doğru hareketin geri gelmesini bekliyorum. Yani ana beklentim o. Anlıyorum. Şimdi buradan Borsa İstanbul'a tekrardan gideceğim ben aslında ikinci yarıda. İlk başta şöyle bir şeye girmek istiyorum. Bugün sanayi üretim rakamı açıklandı. Evet. Ve Aralık ayında %1.2 gibi bir artış var. Bu tabii yani beklenti dahilinde geldi sayılır. Dördüncü çeyrek için büyüme rakamını etkileyecek bir rakam. Üçüncü çeyrekte bir eksi rakam açıklandı. -1.8 evet. Düştü büyüme rakamı. Dördüncü çeyrek için nasıl etkiler? Bu sanayi üretim rakamını değerlendirebilir misiniz Evren ve Elif? Şimdi şöyle ilk önce yani bugünkü rakam aslında parlak değil. Yani bir hafif bir kıpırdanmanın olduğunu gösteriyor. Özellikle hükümet tarafından alınan kararlara baktığınız zaman bu hani birazcık daha talebi kamçılayarak büyümeyi ivme kazandırmak istiyorlar. Şimdi ilk Aralık'ta hani kısmi kıpırdanma var ama birinci çeyrekte ben ivme kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Mart ayı itibariyle ve özellikle ikinci çeyrekte ise yukarı yönlü bir hareket görebiliriz büyüme tarafında. Sanayi üretimi bile biliyorsunuz ki özellikle son büyüme ile ilgili açıklanan hesaplama şekliyle birazcık bağlantı kopmuş gibi gözüküyor. Bu açıdan hani dördüncü çeyrekte ne gelebilir? Ben sıfıra yakın bir rakamın gelebileceğini düşünüyorum. Yani %2-2,5 arasında da bir büyümeyle kapatırız yılı diye düşünüyorum. Artık birinci çeyreği konuşmak gerekiyor. 2017'yi konuşmak gerekiyor. Zaten hükümetin aldığı çeşitli kararlar var. Kampanyalar var. Sokağa çıkın, dışarıya çıkın şeklinde ki özellikle geçtiğimiz seneki hadiseler birazcık insanları tedirgin olmasına neden olmuştu. Sanki 2008-2009 yılını hatırlarsanız 2008 krizinden sonra böyle bir kamçılama olmuştu ilk talep tarafında. Zaten enflasyon tarafındaki grafikleri Merkez Bankası'ndan açıklar görürseniz çıktı açığı orada net bir şekilde gözüküyor. Bu açıdan birinci çeyrekte bir toparlanma göreceğiz. İkinci çeyrekten sonra da ivmelenmesini bekliyorum ben. Anlıyorum. Evren, sanayi üretimi ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani şöyle bir şey, sonuçta toparlanmanın çok cılız olduğu ortada. Yani sanayi ekonomideki genel toparlanmanın cılız olduğu ortada bence. Şimdi Yeniz'in dediği tabii o tarafta çok büyük bir hani hamle var en azından Eylül'den itibaren diyeyim. Yani Eylül o da zaten işte Moody's'in not indirmesine gelen 23 Eylül aslında. Yani ondan önceki hani darbe teşebbüsü olan Temmuz'la Eylül arasında piyasa parametreleri tarafında, makro taraf değil ama piyasa parametreleri tarafında ciddi olumlu yönde dönüşler olmuştu biliyorsun. Ama o dönemden sonrasında gelen bence kritik eşik o Eylül'deki not indirimi hikayesidir. Ama o tarihten bu yana işte yaklaşık 6 aya da yaklaşacağız yani 5,5 ay içerisinde gelen veriler makro tarafta bence hali hazırda toparlanmanın ya büyümeyi de destekleyecek anda toparlanmanın sağlıklı bir toparlanma olma sinyalini üretmiyor. Yani bu şunu destekleyecek bir şey. Yani hükümet çok fazla sayıda bu işte incentive dediği yabancılara yani teşvik anlamında işte vergi tarafındaki desteklerle falan sicil afları, vergi afları, bir sürü yapılan şeyler, istihdam tarafına katkılar biliyorsun. Yani aslında ekonomi şeyini açtığında işte günlük sabah açtığında sayfalarını çok daha spontane önlemlerin de gelmeye başladığını görüyoruz. Ben son bir ay özellikle öyle değerlendirebilirim. Yani işte dediğin gibi yani bu ÖTV tarafında olabiliyor, inşaat tarafında olabiliyor. İşte bir ondan önce turizm tarafında vardı biliyorsun. Geçen senenin son çeyreğinde turizmciler çok sıkıntı yaşadığı için yılın genelinde. Ben büyümeyi açıkçası yani çok olumlu olarak da görmüyorum. Yani bu olumlu dediğim işte Yeliz 2,5'ları telaffuz etti. Yani 2017 için. 2016 için. Diyor evet. Diye düşünüyorum. Evet. 2017'ye de 2016 geçen. Muhtemelen 2'ye yakın bir rakam olacak gibi gözüküyor. Yani 2.2 olabilir. Yani çok hani binde 1'li 2'lik şeylere belki hani dikkate almasak bile yani 2.5'un üstü olmayacağı açık ama 2'nin altı da olmayabilir. Dolayısıyla 2'ye yakın ama çok bir rakam. Tabii bu çok yani bence kötü bir durum yani Türkiye ekonomisi açısından baktığında.
sonuçta nüfus artış hızında 1.2'ler civarında olursa, olduğunu dikkate alırsan, reel büyüme tarafında elimizde bir şey yok. Şimdi buradan sonrasında, yani 2016'yı bir kenara bırakalım, yine önümüze bakarsak, yani sanayi tarafı rakamları yine dediğim gibi, yani toparlanmanın hükümetin bu kadar yaptığı önlemlere rağmen bundan sonrasında da cılız olmaya biraz devam edeceğini bence gösteriyor. Sebebi de zaten Nisan ortası ya da sonu neyse, yani Nisan ayının genelini de kapsayacak. Yılın ilk 4 ayı da bu siyasi belirsizlikle geçmiş olacak doğal olarak. Ondan sonrasındaki seçenek de bence bütün bu makroekonomik, yani işte tüketici güveni, harcamalar ve diğer şeyler, makroekonomik göstergeler, yani enflasyona, büyümeye, istihdama, hepsini bir arada resme kattığımızda referandum sonucunun önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Yani burada evet çıkması durumunda bir başka senaryo çıkacak, hayır çıkması durumunda çok net bir senaryo bence erken seçim. Yani hayır durumu itibariyle biz 2017 yılı içerisinde erken seçimi göreceğiz. Yani bunu konuşmaya başlayacağız. O tarihten hemen belki birkaç, iki hafta sonrasından itibaren bu şimdi ekonomik şeyi, beklentileri bence tekrar bir olumsuz noktaya sokacak. Dolayısıyla yani bu nereye getiriyor bizi? Yılın genelinde böyle yani üçleri göstermeyecek büyümeyi 2017'de yine bizi 2 ile 2,5 arasında sıkıştıracak bu yıl için özellikle bir ekonomik büyüme görüntüsü gösteriyor. Ha, burada ne var? Elde hani somut bir olumlu derken, yani harcama tarafında işte bu kadar teşvikle tüketici vatandaş, yani tüketici kredileri tarafında işte yılın son çeyreğinden itibaren başlayan ve onu da tamamen kamu bankaları destekli giden bir ivmelenme var. Artış var yani ciddi anlamda. %40'lara yakın bir artış yaşandı şeyden sonra, Ekim'den sonra, son çeyrekte biliyorsun. O taraf tabii şimdi bu şeylerle birlikte, ÖTV indirimleriyle birlikte bir miktar da artı konut tarafında verilen geçen hafta itibariyle destekle birlikte işte 10 yıla kadar 0.76 galiba, 20 yıla kadar, 10 yıla kadar da 45, yanlış hatırlamıyorsam 0.45'ler civarında. Tabii ciddi bir şey var orada, teşvik var. Yani o teşvikler bir taraftan inşaat kısmındaki sıkıntıyı 2016'da bertaraf edebilir. Ama yani tüm hani resme baktığında genel bence büyümeyi böyle 2,5'ların üstüne çıkartmayacak. Ama eğer erken seçim durumu da söz konusu olursa 2'nin altına da biraz zorlayabilecek. Yani bu işte 1,5-2 arası da olabilir. Yani bu ihtimal dahilinde erken seçim bence durumunda. Dolayısıyla böyle bir biraz gri Nisan sonuna kadar geçecek bir görüntü var genel ekonomik şeyde. Sen de 1,5-2'lerde mi bekliyorsun 2017 büyümesini? 2017'yi ben 2,5-3 aralığı gelebilir diye düşünüyorum. Yani herhangi bir şekilde. Çünkü üçüncü çeyrek baz etkisi hani bir şekilde yaratacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bir hükümetin aldığı kararlarında ikinci çeyrekle birlikte büyüme tarafında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Siz bunları bahsederken şey geldi aklıma, varlık fonu ile ilgili haberler çıktı biliyorsunuz. Ya sen Evren teşvik derken, işte yatırımlar derken bu konuyu ben bugün açalım istiyorum özellikle bu hafta. Bu varlık fonu konusunun hem Türkiye ekonomisini, sonra da tabii finansal piyasalara çok fazla etkisi olduğunu ben görmedim. Sen de yayına girmeden önce fazla bir etkisi olmadı finansal piyasalara dedin. Bu ekonomi olan etkilerini nasıl değerlendirebilirsiniz? Kim başlamak ister önce? Şimdi şöyle, bu tarihten itibaren önümüzdeki, daha doğrusu hani bunun katkılarını uzun vadede alacağımız bir proje olduğunu düşünüyorum. Bütün dünyada var. Bizim hani en başta ciddi anlamda hani pazartesi gün ciddi tartışmaların olduğunu gördük. Çünkü bu tarz şirketlerin bu potaya, daha doğrusu fonun içerisinde alınması beklenmiyordu. Çok büyük firmalar geldi. Hazine içerisinde ciddi katkıları olan firmaları bir şekilde fon içerisine aldılar. 11 tane firma. Hazine arazileri de yavaş yavaş geçiyor. Hatta bugün BES'ten kaynaklanan işte paraların da bu fona aktarılabileceği, yine savunma sanayiden 3 milyar kadar bir paranın bu fonun içerisinde geçici olarak 3 ay tutulacağı haberleri vardı. Bir sürü kafalarda soru işareti oluştu. Bugün hatta Naci Ağabey'in bir konuşması vardı. Birazcık netlik kazanmaya başladı. En başta işte özelleştirme gibi konuşuluyordu. Benim anladığım kadarıyla bu şirketler, daha doğrusu fonun içerisine aktarılan firmalarda hiçbir şey
şekilde müdahale olmayacak. Yani yapısal olarak işte personel alımından işte yönetimine kadar hiçbir şekilde müdahale olunmayacak. Sadece temettü gelirleri bu fonun içerisinde kullanılacak. Diğer taraftan baktığın zaman sanki hani yurt dışından normal şartlarda diğer emsal şeylerine baktığımız zaman normalde bütçe fazlası veren ülkelerde kullanılan bir sistem. Bizde ise böyle bir durum hani ya da ciddi bir fon olmadığı için şöyle diyelim mesela petrol gelirlerinde hani kullanımlarının üzerinde kalan bir kısmı geleceğe yatırım anlamında yani gelecek nesillere aktarılması anlamında kullanılan yeni bir fon oluşturuluyor ve yatırımlar yapılıyor. Bizde böyle bir gelir olmadığı için bu şirketler alınmış gibi gözüküyor. Bu şirketleri göstererek işte yurt dışından çeşitli yatırımlar çekilebilir, alt fonlar kurulabilir ya da işte buradan alınan fonların elde edilen işte meblağların yeni şirketler kurulması, inovatif tarafta yatırımlar yapılmasına yol açabilir. Yani yeni bir şey alışacağız. Aslında çok soru işaretleri oldu. Hani şirketler satılıyor mu, pazarlanıyor mu şeklinde. İşte son kalan şirketlerim sanki elden gidiyormuş gibi hani konuşmalar da var. Benim beklentim iyi olacaktır diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. İnovatif yatırımlara kaynak sağlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunların da takipçisi olmak gerekiyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun şimdi bu varlık fonu haberlerini? Yani bu tabii biliyorsun son 90'lı yıllardan itibaren dünyada çok tutulan bir enstrüman oldu. Sabrın, Weltfall dedikleri hikaye yabancıların devlet şeyleri. Sebebi de tabii 90'lı yıllardan sonraki o dünyadaki sermaye piyasalarının gelişmesiyle birlikte özellikle kaldıraçlı işlemler biliyorsun 80'den sonra epey bir hikaye teşkil etti piyasada. Krizlerde de hükümetlerin yani devletlerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından sıkıntıya düştükleri zaman bir katalizör görevi görüyordu. Çoğuna dikkat edersen yani o körfezde kurulanlar işte en eskisi Norveç biliyorsun. Norveç'teki petrol Kuzey Denizi'ndeki çıkardıkları petrol denizinden içinden çıkardıkları gelirin Norveç'teki gelecek kuşaklara aktarımı için aslında yapılmış bir rakam, bir büyüklük fon. Dolayısıyla bu yani bütün hepsi dünyada fonların arkasında aslında şey var. Yani aset dediğimiz hikaye düzenli üretilen doğal kaynaklar var temelde. Hı hı. Başka bir şey yok yani resmin tamamında. Zaten buradır ama Türk Hava Yolları da var galiba değil mi? Türkiye'de mi? Fonun içerisinde 11 tane birbirinden doğal kaynaklar farklı. Var derken. 2 tane banka var. Tabii Türkiye'de her şey var yani bence. Yani onlardan daha farklı. Yani her şey var derken yani biz de işte senin dediğin gibi gazete ya da gazete değil tabii de yani sosyal medya ve internet üzerinden düşen haberlerle gördük. Aha. Bir anda topluca sabah haliyle. Evet, evet. Altyapısı da bir geçen sene hazırlandı. Şimdi Yeliz tabii doğal olarak çok hani güzel şeyler söylüyor. İyi niyetli inovasyon falan. Evet, keşke bunlar olsa Yeliz. Hani ben hani o yönden sonsuz katılıyorum. Bir şey demiyorum ama yapısal olarak farklılık var. Yani onu koymak lazım. İşte az önce dediğim gibi hani şimdi hani temel esprisi burada varlık fonlarının bütçeyi haliyle kötü zamanlarda yani dünyadan tabii bir kriz durumu, bir türbülans durumları yaşanabilir ve ülkenin o coğrafyada yani petrol fiyatları işte 150 dolardan 50 dolara ya da 30 dolara indiği zaman bir anda petrol gelirleri bütün o ülkelerdeki işte Abu Dhabi'den başlayarak Suudi Arabistan vesaire aşağıya gidiyor tabii. Bunlar ki şu anda yaşadıkları durum aslında. Hı hı. Bütçe açıkları vermeye başlıyorlar. Hı hı. İşte ilk kez Suudi Arabistan borçlanmaya çıkıyor falan hayatında yaptığı durumlar. Yurt dışından Eurobond borçlanması. Dolayısıyla burada yani bir harcama hükümet olmanın temel esprisi nedir? Harcama yapmak. Evet. Yani harcamayı arttırmaya çalışmak için bir kaynak lazım. Yani temel espri bu. Yani çünkü nasıl finanse edeceksin? İşte ya içeriden vergilerle edeceksin ya da dışarıdan borçlanarak edeceksin. Şimdi ben hani bir de vergi yükünü aşağı çekmek için de onu kullanabilirsin. Bir de tabii borçlarını da ödeyebilirsin. Yani erken ödemeye çalışabilirsin borçlarını. Türkiye için geçerli değil tabii bu da. Yani dünyada olan şeyleri söylüyorum. Yani bir tarafta bütçe fazlan vardır. O fazlayı varlık fonuna aktarırsın periyodik olarak. Niye? İşte ileride kötü günler geldiğinde oradan geri kullanmak için. Yani bu aslında bir nevi gelecek kuşakların refah düzeyini daha aşağıya götürtmemek için bugünden sonrası anlamında. Ya şimdi Türkiye'deki yapıya baktığında bir kere biz dediğin gibi senin ne yapıyoruz? TPAO, BOTAŞ, Türk Hava Yolları, Halkbank, Vakıfbank,
Yani devam edebilir mi? Yani şimdi bunların hepsini çay kur falan. Yani bunların hepsini yani ki kalan elde aslında ne kadar şey varsa, varlık varsa bunları biz varlık fonu diye, çünkü başka bir şey yok. Şimdi az önce saydıkların hiçbiri Türkiye'de yok doğal olarak. Yani doğalgazın yok, enerjin yok vesaire. Yani bir şey ne koyacaksın? Bir şey koyman lazım. Şimdi bunu koyuyorsun. Bir de tabii savunma sanayi tarafından gelen işte 3 milyarı verdiler, onu geri alacaklar yalnız. Yani o şey değil. Yani fon kuruluşunu ve yönetimin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar zor olduğunu ve meşakkatli bir şey olduğunu bildiğim için geçmişten yönetirken. Yani şimdi bu, çünkü varlık yoksa ortada varlık bulman gerekiyor. Çok zor, evet, bir şey. Ha şimdi bu bizim Türkiye'nin ilerisinde dediği gibi yerizinde, evet, şimdi buradan ne gelecek? Temettüler gelecek. O temettüler buraya gelecek tabii. Bunlar şeylerden, bankalardan tabii büyük ölçüde. Zaten bankalardan gelen temettü yine bankada kalıyordu. Yani o BDDK ve Basel şeyleri dolayısıyla ödettirmiyordu yıllardır bile, 2009'dan krizden bu yana. Dolayısıyla orada aslında bir espri yok ama temel espri tabii diğer karlı olanlar da var. Yani en karlıları bankalar tabii, diğerleri daha düşük. Ama sonuçta buradan bir bütçeye gelecek olan gelir gelmeyecek. Fona gelecek. Hı hı. Yani burada, evet, mutabıkız. Yani bütçe gelirleri, tamam, buraya gidecek. Dolayısıyla bu gelirler gelecek. Peki giderler ne olacak? Onu bilmiyoruz şimdi. Yani şu aşamada bilmiyoruz. Yani bir gider de oluşturulacak. Gider dediğim şu. Yani bu buradaki gelirler neyi finanse etmek için kullanılacak? Evet. Şimdi neyi finanse etmek? Onda belli bir gideri var diyorsun. Onları onu söyleyeyim tabii. Neyi finanse etmek için kullanacak? Çok net. Çünkü şu anda Türkiye'nin ne oldu? Kredi notu buraya indikten sonrasında kredi notu maliyetleri en az 100-150 bas puan artmış durumda. Yani bundan sonra büyük bir finansman henüz çıkılmadı. Daha 3 kredi notunun da aşağıya indiği, işte junk dediğimiz yani yatırım yapılamaz not seviyesinde zaten şurada bir aydır bu noktadayız. Şimdi buradan sonrasında acaba biz bir işte 5 milyar dolarlık ya da 10 milyar euroluk neyse yani büyük bir altyapı yatırım finansmanına girsek acaba yurt dışından kaç tane kreditör bize hangi şartlarda, çünkü bu 3 yıllık olmayacak, uzun vadeli olacak, nasıl bir finansman sağlayacak? Yani biraz şey artık tıkandı. Yani bunu bilmek lazım, doğru söylemek açısından olayları. Ha şimdi buradan sonrasında ne olacak? İşte bu dediğin gibi bu teminatlanacak yani. Bu yani teminat gösterilecek. Aktifteki bu kıymetler, varlıklar teminat gösterilip pasif yaratılacak doğal olarak. Yani artı eksi aslında hiçbir şey, sen bir pozitif, yok, bir şey görmüyorsun. Pozitif bir şey görmüyorum derken şöyle, şimdi bu yapılabilecek şeyler bazıları zaten hali hazırda yapılabilirdi. Yani eğer bir sukuk çıkartmaktan bahsediyorsak bunu zaten bu kurumlar sermaye piyasası altında çıkarabilirlerdi. Bunun için yasal hiçbir şeye engel, evet, yok. Bunda hemfikiriz bence. Tahvil de çıkarabilir. Yani bunların tabii vadeleri 10 yıla gitmeyecek sonuçta ama yani 1 yılla işte 3 yıla kadar, hatta bazen daha şeyle 5 yıla kadar da maksimum, ama 5 yıla da olmasa ama 3 yıla kadar şey vadeli borçlanma yapabiliyorlar içeriden. Ha dışarıdan da daha uzun vadeli, işte değil mi, 2020'ler, 22'ler, 20 yıllıklar bankaların eurobondları, 20 yıllık bondları var, eurobondları var bankaların işte. Hani özellerinde var, kamunun da var. Dolayısıyla sermaye piyasası üzerinden borçlanma tarafında finansal olanlar için söylüyorum, büyük ölçüde bir sıkıntı yoktu. Yani o zaten borçlanabiliyor. Dolayısıyla başka bir şey yapılabilecekse, işte menkul kıymetleştirme deniliyor mesela. Yani vıdımık dediğimiz. Evet. Onu da yapabilirsin. Yani onu da zaten fonu kurmana gerek yok bunlar için. Yani bu saydıklarımın hiçbiri için fon kurmana gerek yok aslında. Kendi içerisinde o kurumlar, finansal olanlar, menkul, yani çünkü finansal olanın menkul kıymetleştirmesi kolay olduğu için söylüyorum. Yani gidip sen Halk Bankası'nın ya da Vakıf Bank'ın kredi kartı alacaklarını sekürtize edip onu menkul kıymetleştirip satabiliyorsun zaten. Bunlar olan şeyler. Ha, dolayısıyla burada olmayan şeyler ne olacak, ona bakmak lazım bence. Çünkü öbür tarafta yapılabilenleri fon altında yapıyoruz diye birlikten bir kuvvet doğar. Evet. Buradan bir şey çıkartırız diye düşünülüyor olabilir. O da nedir? O zaman hepsini paketliyoruz. Bu paketleyerek de biz bir işte atıyorum Kanal İstanbul mesela. Hani misal. Çünkü başka bir köprü pek kalmadı. Yani bir Çanakkale Köprüsü var. Çanakkale Köprüsü mesela. İşte Kanal İstanbul bilmiyorum kaç para şu andaki muammen şeyi. Ama yani az bir şey değil tabii. Dolayısıyla yani en azından Osman Gazi vesaireyi bildiğimiz için yani milyarlarca dolarlık ya da euroluk bir uzun finansman imkanı için bu bir kaynak gösterilecek. Bence benim hani genel resimden anladığım bu. Anlıyorum. Öyle bir acaba yatırım var mı kafalarında? Ben de onu merak ettim şimdi Evren anlatırken. Bugün konuşulanlarda hasta uzay
yani şey gibi bizde de yatırım yapılabileceği yönde, teknoloji anlamında yatırım yapılabileceği yönde. Yani daha inovatif, Kalan İstanbul konuşuluyor. Bir haber değeri olabilir bunun. Evet. En azından bir güven yaratması açısından önemli ama tabii yani esas konu şu anda Türkiye'de referandum ve tabii ki tam birinci yarı bitmeden önce birinci yarı aslında 1-2 dakikaya bitmek üzere enflasyonla ilgili sorular soracaktım aslında. Cuma günü enflasyon açıklandı. Evet. Ve beklentilerin üzerinde açıklandı. %2.5 olarak Ocak ayı aylık enflasyonu. Bu da tabii %9.2'ye çekti yıllık enflasyon rakamını. Evet. Çift haneli bekliyor musunuz? Birer cümleyle alayım onları. Bekliyorum. Zaten Merkez Bankası'nın hani açıkladığı şeylerde de onlar da sanırım öyle bir beklenti söz konusu. İlk çeyrekte böyle bir... böyle bir yükseliş görülecek, sonrasında işte özellikle Nisan'dan sonra yavaş yavaş bir aşağı yönlü bir hareket görülecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle ilk çeyrekte yani daha doğrusu geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri Türkiye'de ciddi anlamda bir talep yoksunluğu var. Yani yurt içi talepte zayıflık söz konusu. Enflasyon neden çıkıyor? Bir gıda tarafında, diğer tarafta ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü bir hareket. Diğer taraftan döviz kurlarındaki ciddi anlamda yükseliş enflasyonda bizde ivme kazandırdı. İyi taraf neydi? Talep fazla olmadığı için hemen aniden bir yükseliş görmedik. Ama ilk 3 ayda yükseliş hareketi devam edecek. Nisan'a da sarkabilir bu durum. Sonrasında ise kademeli olarak aşağı yönlü bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu döviz kurlarındaki yatışma kaynaklı olabilir diye düşünüyorum ben. Zaten Merkez Bankası da bu yönde beklenti sergiledi. Senin böyle çok böyle aşırı bir enflasyon beklentin var mı? Var yani aşırı derken 11 yani. 11'i bekliyorsun. Tabii tabii yani. 11'e gelecek yani o hiç şaşmaz gelecek. Yani. Bir de beklenti %8 TCMB'nin. Ya TCMB'nin evet bekliyor da yani olmuyor biliyorsun. Zaten enflasyon hedeflemesi ne zaman sen daha iyi bilebilirsin de yani 2000, ne zaman başladı? Ben 2005 diyecektim ağzını aldım. Ya iki işte 11 yılda kaç kere tuttu? 2 kere falan tuttu galiba. O da bir işte bir ya o şey enflasyonu biz aslında yani o Türkiye'nin enflasyonu 5 mi ya da 5,5 mu olmalı? O da tartışma konusu bence. Yani bana sorarsan olmamalı şu anki durumda zaten. Yani şu anki koşulları altında. Ama şöyle bir şey var. Yani bu iş 11'e giderken faizler daha yeni tepki veriyor. Dikkat edersen. Yani faizde de şimdi 11'e giden enflasyonda niye şeyler bu kadar yatay? 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki fark. Neden? Yani çok saçma. O hadise tamam kısa vadede daha ciddi de tepki vermesi lazım bence. O tepki yavaş yavaş geliyor. Geçen haftaki tepkinin ben çok yani yeterli olduğunu düşünmüyorum bir taraftan. Daha da yukarı gidecek. Yani hem faizi gidecek. Yani enflasyon da işte o yüzden 11'e bekliyorum de Nisan'a kadar işte olan o 3 Nisan'daki enflasyonla birlikte biz çift taneyi zaten tescil etmiş olacağız. Dolayısıyla o arada o önümüzdeki 2 ayda da faizi daha da yukarıdaki seviyelerde göreceğimizi düşünüyorum ben. Hem 2 yıllıkta hem 10 yıllıkta. Bu %11 enflasyona varınca zaten yabancı yatırımcı bekliyordu. İyice yabancı yatırımcıyı kaçırmış olacak büyük ihtimalle. Tabii yani o yabancı yatırımcı zaten dipslere yani devlet iç borçlanma senetlerine şevin girmiyor. Girdiği yer şu anda sadece borsa. Borsa. Sadece hisse senedinde. Ve o giren borsa da eski yatırımcı değil. Yani Türkiye bence şu anda en büyük şeyi yani o 480 milyonluk işte onun arkasında da herif diye birisi varmış diye de çıktılar. O da yeni bir argümanımız biliyorsun. Yani herif dediğim Londra'da faaliyet gösteren bir hedge fonu bunun adına tırnak içinde. Yani çok akıllı olduğu için değil de piyasayı silkelediği için büyük ihtimalle ters yönde piyasayı terste bırakarak 450 milyon dolarlık yatırımdan bahsediyorum. Borsayı çıkartan şeyin arka etkeninde büyük ölçüde bu olduğu söyleniyor geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Yani bu işte adı üstünde hedge fund. Yani borsaya giren yatırımcı eski yatırımcı değil. Hedge fund ne demek? Yani sonuçta bugün girer adam ertesi hafta çıkar. Çıkabilir yani. Sana bir 6 aylığına, 3 aylığına yatırım yapmıyor. Yani borsadaki yabancıların elde tutma süresi dikkatini çeker. Ama hala şu anda 230 gün. Hala çok kısa. Yabancı ortalığı ay uzun. Yani şimdi yani, iyi diyorsun yani. Hayır yani eskiye göre eskiye kısaldı göre, da eskiden evet. 360-370 günlerdi de 230'a düştü. Ama ya ortalamadan bahsediyoruz sonuçta. Yani o %65 pazar şeyine takasta yabancı oranına sahip olan şey vatandaş yabancı yatırımcının ortalama borsada endekste elde tutma süresi 230 gün şu anda. Yani bu hedge fund zannediyor musun 230 gün duracak? Mümkün değil. Mümkün değil yani. Hedge fund ilk fırsatını bulduğunda yani ki şu andaki karı zaten %20. Kaçacak.
Evet, ben hem onu merak ediyorum, şu bu herif lakabı olan borsadaki yatırımcının etkisini, hem de bu %5 enflasyon Türkiye için gerekli mi, değil mi, onu konuşalım ikinci yarıda. O daha konuşacak, Fed var, Amerika var, Trump var. Bir ara veriyoruz, ikinci yarıya bekliyoruz. Finans Dünyası'nın ikinci yarısına hoş geldiniz. İlk yarıda enflasyon rakamlarını konuşurken kapattık aslında ilk yarıyı. %5 enflasyon rakamı gerekli mi, gereksiz mi Türkiye'ye? Evren bunu konuşuyordu. Gereksiz mi Türkiye için %5 enflasyon gereksiz rakamı? Gereksiz mi? Şöyle bir şey, yani tutmuyor zaten. Yani şu an tutmayan bir şey üstünden yola çıkıyoruz 11 yıldır. Dolayısıyla kredibilite kaybına yol açtı. Anladım. Bu. Zaten %5 hedef konmamalıydı diyorsun. Konmamalıydı tabii yani. O tutmayınca, şimdi yani Türkiye zaten iki para birimi kullanıyor. Yani döviz, yani tek para yok, evet, ki ülkede. Yani ülkenin %50'sine yakını, 40 küsür diyeyim yani, döviz, dolarize zaten hali hazırda. İşte 95 milyar vatandaş, işte şirketleri de koy, 180 üstüydü milyar dolar. Dolayısıyla sen zaten hani tek başına para politikasını belirleyemiyorsun. Bu bilinen bir şey. İşte konuştuğumuz, yani enflasyonda niye 11 bekliyorsun? Kalan tortu var çünkü. İşte tamam, geri geldik biraz ama yani sonuçta yaşanan bir hikaye var. Geçen sene başında 2.91 şeye kadar, 2.88-90 Eylül ortasına kadar, 3-5 ay içerisinde %30'a varan devalüasyon oldu. Ya da bir kere de olmadı tabii, adına devalüasyon demeyelim. Hadi kur kaybı yaşandı, tek seferde olmadı, yavaş yavaş değer kaybetti ve bunun tortusu var hala. Kalan tortunun ben işte onu biliyorsun, Merkez Bankası da kendi şeyinde, Hakan Kara'nın şeyinde vardı. Araştırma notunda geçtiğimiz ay yayınlandı sitesinde, geçişkenlik etkisi. Onlar çok yüksek olmadığını söylüyor. Sebebi de işte bir sürü etken var. Çıktı açığından başlayarak işte ekonominin büyüyen bir ekonomi olması durumuyla, işte biraz daha küçülen, durağan durumu olmasındaki tepkilerin aynı olmadığını. Dolayısıyla aslında %15 diye bir kitap kuralı gibi herkes bir 0.15 ile çarpıyor ya. Kur ne kadar değer kaybetti. Bunu birçok araştırmacı öyle yapıyor aracı kurumlarda. 0.15 çarp. %30 değer kaybı. O buraya en az 4 puana yakın, 4,5 puana yakın şey gelecek. Etki olacak. Ha şimdi o merkez o kadar olmadığını düşünüyor. Haklı olabilirler. O şeyi not, ekonometrik bir şey vardı orada. Tez var yani. Tezin haklı olduğu pay var ama haklı olduğu %10'larda indirmiyor aslında. 12'lere falan düşürüyor en fazla. Daha altına indirmiyor. Dolayısıyla hani kurun seviyesinin en azından 3.75 diyelim hadi. Buralarda kaldığını düşün. 3.50 ile başladı. 52 ile başladık yıla. Hala 75'teyiz. Yani bir buçuk ay içerisinde. Doğru. Yani daha hala çok yukarıdayız. Dolayısıyla hadi 95'leri, 3.95'i geçtim ama burada kalsa bile hala etkisinin, ben üstünde enflasyona gelecek etkinin 1-1,5 puan daha olduğunu düşünüyorum. 1,5 puana yakın olduğunu düşünüyorum. İşte ondan dolayı 11'lere çıkacağız zaten. Böyle bir ortamda zaten %5 enflasyonu konuşamayız zaten. Konuşamayız. İşte merkezde zaten onu 3 sene sonraya koyuyor biliyorsun. Geçen gün aslında şeyi düşündüm. Yani Amerika'yı dinliyoruz, işte tutanakları, Avrupa Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Ama onlarda da hep şu seviyeye ulaşacağız, şu seviyeye ulaşacağız her sene bir şeyler söylüyorlar ama yani aslında orada da aynı durum söz konusu. Tabii diyor ama o 2'yi koyuyor. Oradaki enflasyon %2 ama. Yani 2 hedefi. %2 iken o sapma tutmamaya olasılığı olabilir. Yani 2'yi, yani 4'ten 2'yi hedeflemiyorlar yani. Evren %11 diyor, bir tarafta da %5 var. Evet. İşte böyle bir arada. Esas Yeliz, borsadaki beklentilerini soracağım ama şu referandum etkisini biraz konuşmak istiyorum ikinizle de. Çünkü çok önemli. Türkiye ekonomisi açısından da çok önemli. Finansal piyasa açısından da çok önemli. Şimdi referandumun olmasını Evren beklediğini söyledi. Senin herhangi bir şekilde referandum olmayacak gibi beklentin var benim mı? Benim öyle bir beklentim yok açıkçası. Yani o tarafta da hani çok odaklanmış durumda değilim. Çünkü geçtiğimiz seneki de performansa baktığınızda ya da bu tarz açıklamalara baktığınız zaman çok hani hatta hani olumsuz olduğu dönemlerde bir pozitif ayrıştığını gördüm. Yani bu açıdan hani şöyle olursa hani şu kadar negatif etkileniriz maalesef ben diyemiyorum. Referandumdan mı?
referandum değil, geçtiğimiz senelerdeki işte seçimlerde, işte referandumlarda, hani bunlara baktığınız zaman hani çok fazla bir etkisinin piyasalar üzerinde ben etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, pozitif etkilendiğini bile net bir şekilde gördük. Olumsuz gelişmelerde bile, hatırlarsınız, hafta sonu olumsuz bir gelişme oluyor. Pazartesi günü borsa %2, %3 düşer diyorsun. Ama pozitif olduğunu gördük. O açıdan... Tamam, ama o zamanlar Türkiye'nin notu yatırım yapabilir seviyedeydi. Evet. Farklı sonuçlar çıkabiliyordu. Şimdi seçim başka, referandum evet. Sanki biraz daha başka bir evet, bir hayır olacak. Evet. Türkiye'nin sanki geleceğini etkileyecek bir karar gibi önümüze sunulmuş durumda sanki. Yani benim orada bir kafamda bir netlik yok. Yani şöyle olursa şöyle olur, maalesef ben diyemiyorum. Yok, zaten onu hiçbirimiz... Yani geçen hafta Atilla Yeşil'e de konuktu ve şöyle bir yorumda bulundu. Yani evet çıkması bir şekilde Türkiye'ye aslında istikrarı getirir dedi. Evet. Hayır çıkması durumunda tekrar bir seçim olur. İşte Evren'de öyle bir yorumda bulundu. Tekrar bir seçim olur ve yani daha... büyük kaos olabilir. Yani hani şey açısından değerlendirmeyeyim dedi, tamamen politik açıdan bakmayayım dedi, ama dedi işte bu belki Türkiye ekonomisi açısından evet çıkması bir süre istikrar sebep olur dedi. Ondan sonra tabii hükümetin yapacağı şeyler önemli. Hayır, falan filan. Hayır demesi de istikrar olabilir. Yani bir gün sonra işte biz seçime gitmeyeceğiz de bir şekliyle denilebilir. Yani bu da bir seçenekler arasında. Sen ne dersin? Değil mi? Yani Atilla, hayır demesi istikrar olur, bir gün sonra da seçime gitmeyeceğiz demesi. Şimdi şöyle, ya ben direkt şimdi bu soruya hani ekopolitik yapmayacağım. Atilla bazen yapıyor, takip ediyorum, ben de severim, hani o ayrı bir konu kendisini de. Yani şöyle bak, yani piyasa gözüyle bakarsak bence hayır çıkması durumunda erken seçim cepte. Yani net, onda hemfikiriz zaten, Atilla da aynısını demiş bak. Yani o bence %90 üstü ihtimal, yani neredeyse işte sonbaharda erken seçim olur. Dolayısıyla piyasa için bu belirsizliktir. Piyasa bunu fiyatlar. Yani o tarihten itibaren hemen hemen bir fiyatlar, sonra durulur. Ama o fiyata girer yani erken seçim. Sonra durulur, bir yataylaşır vesaire. Ama yani seçim tarihi de netleştikten sonra, o seçim tarihi yaklaştığında tekrar bir kartlar dağıtılır piyasada. Dolayısıyla hayır çıkması durumunun piyasa gözüyle baktığımda ben olumsuz sonuç doğuracağını düşünüyorum. Seçim gelmesi dolayısıyla. Evet çıkması durumunda, yani istikrar konusunda şöyle çok emin değilim. Sonuçta ciddi bir toplumsal kutuplaşma var ortada. Yaşanan görüyoruz yani şeyi, hadisenin seyrini. Bunun sadece iktidar tarafında bir güç tazelemesi olacağı düşünülüyorsa içeride, o evet dışarıda tam tersi olumsuz değerlendirilecektir. Bu çok önemli bir tespit, tamam mı? Ve yorum. Dışarıda olumsuz değerlendirilecektir. Dolayısıyla bu hadise, yani biz bize Türkiye'de aşağı yukarı, yani yabancı portföy yatırımları, doğrudan yatırım zaten daraldı biliyorsun Şevin. Yani, bayağı bir daraldı. Yani 22 milyar tepeleri gördük işte 2012, 2011, 12, 13. Sonrasından itibaren geldik 8'lere, yani 10 milyarın altında dolar, milyar. Portföy yatırımı da daraldı işte. Yani gelenler de vurkaç geliyor, onu demek istiyorum. Yani hedge fund vurkaçtır, başka bir şey değil. Bugün gelir yarın gider. Dolayısıyla şey, yani biz bize kalmaya devam ederiz evet durumunda da bence. Orada da dışarısı açısından görüntü çok şey olmaz. Yani içerideki bu kutuplaşmanın nasıl bir çoğunluk, çoğulcu bir siyasete sirayet edeceği konusundaki belirsizlikler çözülmeden, doğru, o iş bence istikrar getirmez. Ona net konuşmak mümkün değil bence. Dolayısıyla yani evet de olsa, hayır da olsa, bu işin kısa vadedeki görüntüsü bence pek istikrarlı bir görüntü gözükmüyor. Hayır olmasında da işte piyasa bunu en azından işte 6 ay, 3 ay neyse o süre, şeyin süresi var biliyorsun, minimum YSK'nın tespit edeceği. O sürelerde aynı Ekim'de mi olur, işte Eylül'de mi olur, neyse seçime kadar olan bir belirsizlik olacak, ama yılı kaybetmiş olacağız tabii. Evren Bolgun çok önemli bir tespitte bulundu. Yani hani evet çıkarsa bir şekilde istikrar olur gibi yorumlayanlar var. Aslında şu açıdan da bakmak gerekebilir, doğru. Yani ülkedeki hani çoğulcu demokrasinin nereye gideceği açısından, hani yabancı yatırımcının evet cevabına ne yönde bakacağı açısından, bu açıdan da aslında istikrarı bir nevi bozucu etki de yaratabilir. Bunu şeyle karşılaştırırsak, 2002 yılında AKP iktidarıyla tek parti yönetimi aslında bir şekilde istikrar olarak kabul edilmişti ve bunun Türkiye'ye çok büyük getirileri olmuştu. Demek ki bunun da referandum sonucunu karşılaştıramayız. İkisi elma ile armut, farklı evet, şeyler. Yani bence önemli bir eşik. Yani referandumun çok basit bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O zaman şey demeyelim, istikrar hemen olur demeyelim ya, bir tek fark. Ben
o açıdan hani söylüyorum. Şöyle olursa hani piyasa şöyle aldılar ya da istikrar olur demek hani çok zor referandum sonucunda. Yok, ben de algılamaya çalışıyorum. Ben de artık çok fazla eskisi kadar bu kadar çok yorum vermek istemediğim için hani sunuculuk tarafında kaldığım için herkesten yorum alıp onları bir şekilde harmanlayıp burada vermeye çalışıyorum artık. Ya ABD'ye geçelim. Evet. Fed tarafına geçelim. Haftaya herhalde Fed tutanakları açıklanacak. Fed bu yıl içerisinde 3 kez faiz artırımına gider gibi beklentiler ilk başta oluştu Aralık ayında. Bu da tabii dolar TL kurunu bir şekilde yükseltti. Sonradan tekrardan bir geri dönüş oldu. Özellikle geçen haftaki şeyden sonra, bu tarım dışı istihdam rakamından sonra. Sizce 3 kez faiz artırıldı mı Fed bu yıl? Şimdi 3 kez faiz artırımı senaryosunun içerisinde Trump'ın politikaları var. Yani iki tanesi konuşuluyordu ve benim beklentilerim arasında iki taneydi. Üçüncü faiz artırımında sanki Fed Trump'ın aldığı aksiyonlar enflasyon üzerinde hani pozitif etki yaparak hani aniden yukarı yönlü bir hareket yapabilir şeklinde bir algı oluştu. Hani büyüme anlamında da zaten hani şirketleri Çin'den ve işte Meksika gibi ülkelerden ülkeye çekmesi çabalarının yine altyapı yatırımlarına gidecek gibi konuşmaları sanki piyasa üzerinde ve çok ani birden olacak gelişmeler gibi algılandı ve piyasa bunu böyle fiyatladı. Fed'de de özellikle Trump'ın gelmesi evet 3 tane biliyorsunuz ki bu oradaki üyelerin aldığı oylamalarla yani beklentileriyle evet. Şekilleniyor. Ben bu aydan itibaren artık bu beklentilerin yavaş yavaş aşağıya doğru gelebileceğim. Neden? Wow. Neden? Çünkü birincisi Trump'ın bu alacağı aksiyonlar bugünden yarın alınabilecek aksiyonlar değil. Yani 3-4 sene içerisinde zamana yayılarak alınabilecek aksiyonlar olarak düşünüyorum ben. Diğer taraftan ise özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması var. Enflasyonda yukarıya yönlü hafif bir eğilim var. Bu daha çok petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı. Benim ABD tarafında hani gördüğüm nokta birazcık daha sanki enerji katkısının da olduğu net bir şekilde görülüyor. Petrol fiyatları ve enerji tarafında yön biraz aşağıya doğru dönmesi halinde beklentiler daha negatif olabilir diye düşünüyorum. Benim beklentim iki tane faiz artırımı yönünde ilerleyen zamanlarda şeylerde FED toplantılarında şekillenecektir diye düşünüyorum ben. İki faiz artırımı. O zaman gerçekten bir global ortamda dolar seviyesinin aşağı doğru evet. Gidişini bekleyebiliriz değil mi? Bir de yani Trump'ın politikalarında ticarete sürekli değiniyor. Evet. Sizin ticari anlamda birazcık nedir? İşte kur savaşlarında kendi para biriminizin daha düşük olması avantajdır. Hı hı. Şimdi Trump'ın açıklamalarıyla çelişen bir durum söz konusu. Bu kadar döviz hareketlerinin yukarıya doların yukarıya doğru hareket tamam. etmesi. Bu açıdan hani birazcık o tarafta baskılayacaktır diye düşünüyorum kur tarafında. Belki evren global ortamda bu dolar şeyi hareketi biraz daha Türkiye'nin işine yarayacak. Yani bir global dolar düşüşü ya yani bir şekilde dolar endeksi diyoruz ya hani global ortamda. Onda bir belki düşüş görebiliriz. Sen de iki faiz artırımı bekliyorsun. Şimdi şöyle, ya evet 3-2'ye indi işte geçen haftaki sadece bir data ile biliyorsun. Yani bunlara alışığız biliyorsun. Alışığız derken 2016 Ocak öncesindeki şeyde de biliyorsun FED indirim arttırım miktarını çok farklı ifade etmişti. Sonra bir taneyle yılı kapattı. Fed'in her dediği olmuyor bir defa. Fed'in her dediği olmuyor. Artı çok data bağımlı hareket gidiyor doğal olarak piyasalarda. Şimdi şöyle bir şey. Trump şu anda maalesef şeyle uğraşıyor. Yargıyla uğraşıyor biliyorsun. Bu haftaki ana gündem maddesi yargı. Amerika'da da. Dolayısıyla oraya eleştiriyor. Bu şeyden dolayı Müslümanlardaki 7 ülkedeki seyahat yasağı konusunun yargıç tarafından engellenmesi neticesinde. Onunla uğraşıyor. Neyse neticede şöyle bir şey var. Yani ekonomi tarafıyla ilgili olan paket henüz masaya gelmedi.
Yani Trump Ocak'ta görevi aldıktan bu yana 20'sinden itibaren şu anda executive order dedi işte kendisinde. Hızlıca bir diğer şeylere girmiş vaziyette kendi kampanyasında gündeme getirdiği. Bunda henüz ekonomi tarafındaki paketi yani bu işte doları da destekleyen nedir? İşte harcamaları, yatırım harcamalarını arttıracağı inşaat vesaire hani kamu tarafındaki, vergi tarafındaki hadiseler işte tamam bir kısmını bu otomotiv tarafından başladı ama yani somut olarak yani o söylem olarak var. Ama yasa olarak ya da onaylanmış, geçmiş ve uygulamaya girmiş fiiliyatta bir duruma gelmedik henüz. Ben o duruma geleceğiz ama yani o durumun da ben çok uzun olduğunu yani Yeliz'e o tarafta katılmıyorum. Yani 4 yıl falan beklemeyeceğiz onun için. Yani bence o büyük ihtimalle masaya bu yılın bitmesinden de çok önce gelecek. Yani biz yaz aylarına doğru falan yani önümüzdeki birkaç ay içinde, 2-3 ay içinde falan ekonomiyle ilgili söylediği söylemleri destekleyecek yasa paketlerinde geçer geçmez. İşte bir takım şeyler senatoda şey olur, tartışmalar olur, tırpanlanır vesaire ama o da gündeme gelecek. Şimdi o gündeme geldiği durumda ister istemez şuna katılıyorum. Bu çok açık yani Keynes. Yani politika izliyor sonuçta. Büyüme istiyor. Tamam yani bunu zaten Reagan da biliyorsun. O şeyde Thatcher Amerika'da da Reagan yaptı 80'li yılların başlarında. O yıllarda ne oldu hatırlarız. %40 dolar değer kazandı o periyot içerisinde. Çok ciddi artış oldu. Ha şimdi bu kadar olacak anlamında söylemiyorum ama ya da sen dolarda bir değer artışı bekliyorsun. Ben bu yılın dolar olduğunu düşünüyorum. Bu sen yılın bu yılın tamam. Dolar olduğunu ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. Yani ama bunun Trump'ın politikaları biraz daha fark etmez. Sen şu anki şeye bakma. Şu cuma günkü gelen datadan sonra 3'ün 2'ye inmiş olması işte dolar endeksini 104'ten 101'e getirdi. 99.80'e getirdi. İşte %2'si 3'ü törpülendi onun. Ama nette baktığında yani zaten adam geleli şuraya daha 3-4 hafta oldu. Yani sen genel resme bak. Genel resimde yani Amerikan ekonomisini büyümesini arttıracak yönde yapacağı hamlelerin hepsinin rakamsal ölçümlerini zaten yatırım bankaları yani uluslararası Amerikan yatırım bankalarının hepsi detayıyla yaptı. Bunlara baktığında zaten hakikaten yani o dediklerin hepsini yaparsa 2 yıl içerisinde büyümeyi 2'den 4'e çıkarıyor adam. Çıkarabilir. Tamam bu güzel ha, şimdi ama yani bir şekilde daha gevşek bir para politikası gerektirebilir. Hayır bence tam fazla tersi. Bence o 2'yi 4'e çıkartırsa enflasyonu da arttıracak, faizi de arttıracak. Yani o arkada, açıdan tabii değerlendiriyorsun yani, sen. Ben, ekonomik, enflasyonu arttırıcı etkisi tabii, açısından. Tabii tabii. İkisi, yani hem enflasyon hem faiz anladım, hem büyüme. Ya bunların hepsi uzun vadede Amerikan bu yıl Amerikan evet, yani bu 0.95'e getirecek bence bu yıl euro dolar için söyleyeyim. Ne zamana kadar? Ya şeye kadar, Alman seçimlerine kadar. Yani şu anda Fransa seçimleri var, Alman seçimleri var. Yani Avrupa kendi siyasetiyle uğraşırken, bu problemleri yaşarken işte Le Pen konuşuluyor biliyorsun şu anda. Evet, evet. Ha, dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanlık seçimi, Almanya seçimleri, arada Hollanda falan da var. Yani bu Avrupa kendi siyasetiyle boğuşurken, tamam mı? Ya iki tane iyi data gelsin Amerika'dan göre bak ne oluyor. Tekrar biz 1.04'lere doğru şeyi euro doları zorladığını göreceksin. Yani bu çok net. Dolayısıyla ben yılın genelinin yani o seçim, Alman seçiminde sonbahardı diye hatırlıyorum. Fransa, Nisan, Cumhurbaşkanlık şeyde olması lazım Nisan galiba. Yani bir Hollanda'da var işte arada. Dolayısıyla yani Avrupa'daki o sıkıntı şeyi yoksa Avrupa ekonomisi dediğin gibi bir taraftan toparlanma sinyalleri veriyor. Gelen datalar eskiye göre tabii baktığında nispeten iyi Amerika kadar değil ama yani PMI'ları vesaire sen onları kastediyorum. O tarafta bir şey var. Ama yani genel olarak ben bu yılın yine geçen yıl olduğu gibi dolar yılı yani euro mu dolar mı dersen ben dolar derim 2017'de. Yine dolar yılı olarak görüyorsun. Bu da daha değişik farklı bir tespit. Yine böyle out of consensus, konsensus dışında görüşler geldi ama önemliydi. Yayın sonuna doğru bunları gerçekten hatırlatayım ben. Şöyle bir şey var. Tabii dolar yılı olursa bir de euro dolar paritesinden bahsettin. 0.95'e kadar biraz piyasalara girelim o zaman. Piyasa fiyatlarına girelim. Evet. Sen de zaten borsa uzman olarak daha çok biliyorum. Hem borsayı hem altını hem euro doları hem sterlini isterseniz yani evet, onunla ilgili bir şey konuşmak isterseniz. Yayınımız böyle hani 5-6 dakika kalmış. Birazcık özetlersek. Çok hızlı konuşabilirim. Evet, şimdi özellikle ben yakın vadede bugün biliyorsunuz ki 3.70-3.75 seviyeleri arasında bir hareket gördük 2 gündür. Benim beklediğim bir hareketti. 6 günlük bir düşüşten sonra yukarı doğru bir tepki verdi. Şu an bir 3.69 seviyelerinde. Nette beklentim benim birkaç hafta içerisinde 3.60'ların altını zorlayabilecek bir dolar TL'den bahsedebiliriz. Hayır 3.70'in üzerinde bayağı abi.
3.69.80 seviyesinde tamam, şu an. Tamam, okey. Bir aşağı doğru bir hareket görebiliriz. Bunda en temel etkenlerden bir tanesi de özellikle dolar endeksinde. Yayına girmeden önce yukarılardaydı tekrardan. Yukarılardaydı. Sen yine bir düşüş bekliyorsun. Ben tekrar bir düşüş bekliyorum. Yani trader mantığıyla düşünürseniz 6 gün boyunca ciddi anlamda bir düşüş söz konusuydu. 2 gündür yukarıya doğru tepki verirler ve muhtemelen short covering yapmışlardır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki yukarıya doğru iten bir etken. Sonrasında yeni pozisyonlar, yani short pozisyonlar, kısa pozisyon, satış pozisyonu bu 3.70 üzerinden gelebilir diye düşünüyordum. Zaten beklentilerim dahilinde aslında fiyat hareketleri oluyor. 3.70'in altında kaldığı sürece ben 3.60 seviyelerinin altına doğru bir hareket bekliyorum. Hani benim için kritik nokta 3.70-3.75 aralığıdır. Hangi bu? Sen 3.70'in altına hangi aralıkta bekliyorsun Yeliz? Yani 3.70'in altında kalmaya devam etmesi halinde ben 3.50'ler seviyesinin görülebileceğini kadar düşünüyorum. Wow. Bayağı bir düşüş bekliyor. Teknik anlamda doğrusu. Yani teknik anlamda zaten net bir şekilde gözüküyor. Diğer tarafta ise olumsuzlu gelişmeler zaten fiyatlandı. İşte tutanakları göreceğiz. Hani burada da bizden de zaten bütün olumsuz datalar işte çift haneli enflasyonun bile ben fiyatlandırım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan hani bir ekonomik anlamda olumsuz bir haber gelmesi halinde bile hani fiyatları içerisinde olduğu için çok fazla etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan ise altın tarafında 1240'lar seviyesinde ons tarafında evet oluyor. Burada da 1230 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde 1258 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Özellikle Trump söylemleri altının aslında yükselişine bir anlamda öncülük ediyor gibi gözüküyor. Kansırıyor değil mi? Evet. Pound tarafında da ben özellikle bu referandum sürecinin biliyorsunuz ki şeyde oylanması söz konusu Avam Kamerası'nda, bilmiyorum sonuç ne oldu, bugün oylanıyordu. Burada da bir netlik olması halinde ise Pound'da ben özellikle ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Euro doları sen de 0.95'lere doğru bekliyor musun? Ben Euro dolarda aşağı yönlü bir hareket görülebileceğini düşünüyorum. Özellikle sağ kanatın Avrupa'da sesinin daha da yükselmesi, Yunanistan gelişmeleri tekrardan konuşuluyor. Bunlar Euro'yu aşağı yönlü çekecektir diye düşünüyorum ekonomik gelişmelerden dolayı. Evren? Yani dolar tarafında dediği gibi yani teknik anlamda 3.64 şu anda kritik. Yani 75'in üstüne çıksaydık tekrar kritikti bugün. Yani bugünkü kapanış eğer 3.75 gördük sonuçta sabah. Şu anda 3.69.90. Yani 64'e kadar gerileyebilir gözüküyor teknik olarak ama yani 3.50'de emin değilim. Yani niye değilim? Sonuçta yani oradan çıkartan hadisenin içerisinde tabii vatandaşların da bir maliyetlenme tarafı da oluyor. Yani alıyor vatandaş düşüşlerde. Şirketler de alıyor. Yani şirketler de kur riskini kapatıyor. Sonuçta 213 milyar dolar bir günde oluşmadı tabii. O kur düştü. 3.94'ü gördükten sonra 3.60'a 64'e geldiğini gören şirketler de alabiliyor. Yani bir talep de oluşuyor içeride. Yani 3.64 bence bu sene bu hafta yani yarından itibaren önemli. Orayı kırarsa tabii ki olabilir. Dolar endeksinin destek vermesi önemli. Evet. Şu andan çok vermiyor bence. Hani o tarafta çok da gerilemiyor dolar endeksi dünyada. Yani o tekrar hatta bir yukarı imelenme hareketi de söz konusu oluyor yavaş yavaş. Dolayısıyla yani ben çok 3.50 beklemiyorum ama 3.64-3.65 neyse. Peki yani uzun vadede bu sene için tepe noktasını ne bekliyorsunuz dolar TL'yi çok merak ettim. Hani 3.50'leri falan konuştunuz ama hani 4 seviyesini beklemiyor musunuz? İşte bu sonuçlarla alakalı bence, seçim sonuçlarıyla da alakalı. Yani şimdi referandum kısmında sonucun neler doğuracağını çok fazla kestiremiyoruz. Yani bir sürü olasılık var şimdi. Bu açıdan hani şöyle olursa şunu böyle olur demek, hani yargısında bulunmak benim için açıkçası çok zor. Neresi zirvenin noktası olur? Tabii tekrardan 3.90'ların üzerine çıkması tepe noktası. Görebilir mi referanduma kadar 3.90? Ben referanduma kadar açıkçası yani Mart sonuna kadar çok fazla beklemiyorum. Ben Mart'tan sonra yani. Hayır, şimdi mesela Evren dolar yılı olacak dedi ama hala daha kıpırdanma olabilir. Söyledi mi yani, söyleyemedin 4 rakamını? Yok, şimdi şöyle bir şey var. Yani 3.90'ı görebilir. Şöyle düşün.
Volatilite 25'lerden 20'ye geldi. 18-19'lara geldi. Dolar TL'nin volatilitesi. Çok yüksek. Hala yüksek. Yani çok yüksekti zaten. Evet. Yani bunu 8 olduğunu biliyorsunuz. Evet. 8'den 24'e çıktı. Evet. Neredeyse 3 kat arttı. 3 misli. Şimdi geldiği kısım sadece 3'te 1'ini geri verdi. 24'lerden 18'lere falan geri geldik. Hala çok yüksek. Eski yani dolar TL'nin sıkıntısız olduğu dönemlerdeki volatilite seviyesi 8 civardır, 9'dur yani daha üstü değildir. Yine yani 3.90'ları görebilir bence diyorsun. Şu anki yani rakam göstertebilecek aslında her şey referandum sonucuna bağlı, onu gösteriyor. Bakalım önümüzdeki süreç, ben hayırlı olsun diyorum yani sonuçta önümüzdeki kesinlikle süreç. Ama şeyde dolarda da yani benim bir soru işareti olacak nokta benim için 3.70'in üzerinde tutunma. Yani 3.70'in altında kalmaya devam etmesi halinde dediğim gibi 3.50 seviyelerine doğru bir düşüş görebilir. Yoksa 3.70'in üzerine çıkabilir. Yani o zaman benim tamamıyla fikrim değişir. Yani birkaç günlük bir tutunma bile benim fikrimi değiştirebilir. Bu ortam önemli. Evet. Bakalım aslında çok belirsiz bir dönemdeyiz. Gerçekten evet. Sizler için de çok zor bir tahmin verebilmek. Evet. Özellikle şu referandum çok etkileyecek. Benim anladığım kadarıyla şu 1-2 hafta için yorum verdiniz Dolar TL tarafında. Evet. Tekrardan zaten sizi Twitter'da izliyorlardır takipçileriniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Evren çok teşekkür ediyorum Yeliz. Evren Bolgun ve Yeliz Karabulut bugün konuğumuzdu. Haftaya başka değerli konuklarla buluşacağız. Sizleri de bekleriz Finans Dünyası'na. İyi akşamlar diliyoruz.